Sıkıntısız, kazasız, belasız giderim. Ya evde zaten var. Evde 4 tane et suyu var. Yanımda 1 tane et suyu var. 5 suyumuz var. Bir tane yani et suyu kaç kilo etle yapılıyor? Yarım kiloyla mı yapılıyordu? Et suyu çorba 1 kiloyla yapılıyor. Bende 2 kilo var şu an. Yani 8 porsiyon daha et suyu yapabileceğiz. Yani şeye 12 porsiyonla gideceğiz. Bir tane yahni yapacağım zaten kendime burada yemelik. 12 porsiyon et suyuyla gideceğiz Tatlı Vadi'ye. Bu bile bizim için yeterli. Tatlı Vadi'de patlıcık buluruz inşallah. Bulamasak bile 12 porsiyon yeterli. Bozkurt Dağı'nda hani Tatlı Vadi için yeterli. Bozkurt Dağı'nda patlıcık buluruz. Yüzüne vuran ışık çok değil mi? Arkadaşlar kamera renk kör olduğu için yani ışığı çok tutmak gerekiyor. Ne yazık ki öyle. O yüzden Allah rızası için bağış yani. Kameraya gözlük alacağım arkadaşlar. Un falan bitince ne olacak? Yapmayacaksın yemek. Unsuz yemeklerden yapacaksın bilirsen. Ama mütecavızda bile çok fazla çıkıyor yani hani o yüzden biz bayağı bulduk yani. Hayatta kalma modunu oynuyoruz, hikaye modunu oynamıyoruz. Onlar üstten çoktan biterek YouTube'da hepsinin serisi var. YouTube'ları izlerken canım sıkılıyordu. 2 saat olmuş nasıl geçti anlamadım. Muhabbet sohbet ediyoruz burada beraber. Sadece izlemiyorsunuz yani. Buranın yeri ayrı. Canlı izlemenin yeri ayrı. Neyse. Ünlem tencere aldık değil mi biz? Bir de tencereyi orada unutuyormuşum falan. Şeyi, tavayı. Odun budun yok mu burada hiç ya? Neyse elimdeki kaynakları kırabilirim. Yolda kömür buluruz zaten. Hızlandırıcıya gerek yok. Arkadaşlar şöyle bir kahve tokuşturalım. Cing. Come on, little fire. Çirkin kahve. Sen şuraya geçiyorsun. Aslında önce tencere işimiz var. Yani falan yapacağız. Şimdi bir başlayalım. Bir su da yapacağız hatta. Suyumuz hiç yok. Yani yapamıyoruz su olmadan. Çılgın Çeto bir de hediye abonelik gönderiyor efendim. Sağ olasın. Fantastika'ya gidiyor efendim. Hayırlı uğurlu olsun efendim. Sağ olun. Var olun. Siktir hoş geldin. Aleyküm selam. Evet suyumuz hiç yok. Burada bir su kaynatacağız. Burada bir su kaynatacağız. Ondan sonra suyu bekleyeceğiz. Başka yapabileceğim bir şey yok değil mi? Okey. Et suyu çorba yapıştır. Mr. Hap hoş geldin. Hoş geldin. Hep Mr. Hap diyesim geliyor ya. Ne hap? Çorbalarımız. Çorba be! Hemen yahni. Çorbayı da aldık. Var mı bir yahni daha? Bir yahnimiz daha var. Yapıştır abi.
Bir de turta için tavşan kaldıysa çok mutlu olurum bu arada. Ya kalmadıysa da yapacak bir şey yok. Var galiba turta için tavşan. Evet, tavşan turtası yapabiliyoruz. Turtalar çok un istiyor bu arada, şaka maka. Pıra pıtırcık tüyü varmış zaten. Bunları kullanırız. Götürürüz. Daha doyası kullanmayacağım. Götürürüz. Bu %50 falan düştüğü zaman yaparız direkt. Bir çay içelim. Yahniyi aldım. Buraya bir tane tava koyacağım şimdi. Bir tane... Aslında kuşburnu turtası da yapabiliriz ha. Tavşan turtası yapalım. Un, yağ, tuz. Bunları en mantıklı hangi yemeklerde kullanmalıyız? Mütecavızda yahni... En önemli yemek yahni bu arada mütecavızda. Bence açık ara farklı. En önemli yemek yahni. Gerisi teferruat yani. Şurada bir tane hasılat alalım ya. Topluk konusunu kaybedeceğiz. Ya su yemek malzemeler havalimanına yaratılarında neyse çok az çıkıyor. Mutfağı olan yerlerde çıkıyor sadece. Havalimanında mutfakta çıkmadı, evet. Orada küçük bir mutfak var ama. Yani. Çubuk ekle. Meşale parçalayıp bir saatlik ateş çıkarabilir miyiz ya meşalelerle? Biraz zor olacak ama. Sandalyeyi kırmak istiyorum ama sandalyeyi kırarsam ateş sönecek. Sen pişmişsin. Okey. Yarım saatlik ateş ihtiyacım var. Tamam, onu çıkar ya, o sıkıntı değil. Kutsal meşaleyi kıralım mı? Yok ya, kutsal meşale dursun. Aslında beklemeseydim daha iyiydi. Bir de şey yapardım çünkü. Kutsal meşale... Yolluk bir... Kuşburnu yapabilirsek çok güzel olur, ateş sönme lan. Sönme oğlum. İlla sönecek ya. Gerçi sönsün, gerekirse bunu kıralım da. Yakarız abi, yapacak bir şey yok. Come on, little fire. I need to find food. At bunları. Bir kuşburnu turtası. Su içmem lazım. O su kalmamış lan bende. Ateş yaktığım iyi oldu bu arada. Kaç saatlik ateş var? 2 litre çıkarırız ya. 2 litre çıkarırız. Şu kutsal meşaleyi de parçalayalım. Ben ne yaptım? Bir şey yaptım. Öğrende bir şey yaptım. Ne yaptım? Bir şey yaptım. Atmak istemediğim bir şey yaptım. Meşale attım. Evet, yüksek. Dur. Bir tane düzgün meşale çıkaracağız. Çıkmadı. Shit. Şu eti de pişireceğim. Bunu yiyelim.
1 saat var. 1 litre su kaynatabilirim. Burada bir yarım litre su kaynatabilirim. Tamam, bir tane de meşale aldık mı? Oh tamam, 46'lık meşaleyi aldık geriye. Mükemmel. Ünlem tencere. Evet, Yahni bir göm. Göm Yahni'yi göm. Ey yavrum ey. Suyunu iç. Et sularına bak be. Mücavizlik en iyi yemek hangisi? Yani şu an Yahni. Herhangi bir Yahni en iyisi. Tavşan Yahnisi. Egeik Yahnisi. Dulavra tutu. Tabii ki de dulavra tutu. Ya yapımı en basit çünkü. Yapımı en basitlerden bir tanesi olduğu için Yahniler ve can doldurduğu için çok iyiler. Özel yemeklerden ya özel yemekler ne yazık ki yani iyi denebilecek kadar şey değil. Pratik değil. Yani Thompson'ın aile yahnisini yapmak meşakkatli. Yani malzemeleri bulmak zor. Yulaf ezmesi fena değil aslında ama özellikleri o kadar iyi değil. Kalorisi bakımından güzel ama. Bu fena değil. Bu çok kötü değil mütecavız için. Yapılabilir. Brayer House turtası yani daha ziyade yerleşik hayattayken kullanabileceğim bir yemek. Zaten kapalı olan korkusu falan gidermesi o yüzden güzel bir şey. Çünkü 3 etten de lazım çünkü. O yüzden biraz daha yerleşik hayata geçersen bu yemek güzel, işlevsel oluyor. Balık kroketi patates birazcık can sıkıcı. Onun dışında fena değil ama yani. Dediğim pankeki gereksiz. Yani şeftaliyi daha iyi yerde kullanabilirsin. Yani. Şimdilik bunlar var. Kül kanyonundaki yahni direkt kurt etiyle falan yapılıyor. O yüzden ayı eti kurt etiyle falan yapılıyor. O yüzden bayağı bir yüksek kalorisi var. Onu almadık daha da onu en son alırız herhalde artık. Şimdi biz bugün yola çıkacak mıyız? Bugün yola çıkabiliriz. Hatta şöyle yapacağım ya. Üzerinde bir yahni daha var ya. Ben bunu gömüyorum. Bu bizim yorgunluğumuzu arttıracak. Yorgunluğumuzu arttırdığı için 2-3 saat daha uyuyabileceğiz bonusla beraber. Ve biraz daha canımız artacak. Efektif bir yahni kullanımı değil ama bir tık daha canımız dolacak ve karnımızı doyuracak. Yanımda kokan bir şey ile gezmemiş olacağım. O yüzden önemli. Pıtacık tüylerini alıyorum. Önemli. Buradan paralarımı alıyorum tabii ki de önemli, çok önemli. Kumaş almayacağım. 5 tane asrot alıyorum. 5-10 tane şey kalsın. Biraz su bırakabilirim burada. 1 litre acil durum suyu bırakalım. Gizemli Göl bir daha gelmeyi düşünmüyorum ama Gizemli Göl kavşan noktası. Çok da arayı her şeyi bütünlemekte fayda var. Şu fış bidonunu alacağım. Çubuk çünkü pek kalmadı. Bu kutsal Harry Potter çubuğu. Bunu da mı alalım? Hadi bunu da alalım. Çöp. Biraz alalım. Bunları almıyorum. Bunları alabilirim. Akça ağacı alsak mı? Alalım abi. Yayımız bayağı kondisyon düşmüş. Akça ağacı aldım. Kuş bir tane daha fazlasını almak istemiyorum.
Bir tane daha alayım hatta, ne olsun. Tüyleri alalım. Metal ihtiyacım yok. İlk yardım dolabını aç. Bunları al, 75'er tane. Hadi görüşürüz, ben gidiyorum. Defolup gidiyorum ben. Let's go. Bu nasıl bir havadır ya? Neyse, bu hava bizi üzmez. Hemen bir tane tavşan turtamızdan yiyelim. Taşıma kapasitemiz artsın. Yoldan ilerleriz. Oxapını yaparız ya. Şu an hani base'imizi şu an geçici base'imiz tatlı vade olacağı için oraya götürelim, orada yaparız onları. Tencere, tenceremiz var. Kontrol edelim ama yine de. Fazla tencere var hatta, attım bunu yere. Atmayayım lan değil mi? Doğrudur. Atmayayım. Şey, çiftlik evinde 80 tane tencerelik yer var. Şimdi nerede kaldı tarifler? Arkadaşlar, Bozkurt Dağı'nda tarif var mı? Kül Kanyonu, Bozkurt Dağı ve Black Rock'ta tarif var mı? Tatlı Vadedekini bulduk. Dağlık bölgelerin hangisinde tarif var? Anxiretus 5 lira gönderdi. Teşekkür ederim. Bu havada gidilmez. Eve dön şef demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Gidileri yani ne demek? Yolumuzu kaybetme şansımız olmadığı için. Ama -51 mi? Gizemli Göl'de -51 mi olur ya? Sen gizemli gözsün ya. Fethiye'de 0 derece hava olmaması gibi bir şey bu yani. Fırtınada havada hayvan çıkmayacağından dolayı rahatım. Çünkü... şey... turta olduğu için kokuyoruz biraz. O yüzden yani bu hava aslında bizim avantajımız. Ama şey beklememiz lazım. Barajda fırtınanın geçmesini beklememiz lazım. Çünkü barajın çıkışında çizim yapacağız. Bir de barajın şey geçiş bölgesine geçip bir daha bir huş kabuğu toplamak istiyorum. Biraz daha. Tamam, sakin nehirdekini biliyorum. Sakin nehirdekinin nerede spam olduğunu bilmiyorum ama sakin nehirde bir tane almadığımızı biliyorum. Diğer geri kalan 9 taneden 6. 3 tanesi eksik. Diğer 3'ü nerede? Bir tanesi şeyde Körfez'de. Körfez'dekini almadık. Sakin nehirdekini almadık. 2 tanesi nerede? Ha, bunker var, evet, bunker. Bunker'ı bulmadık. Biz Gizemli Göl bunker'ına baktık değil mi? Baktık değil mi? Emin miyiz? Baktık mı? Baktık da şeyden sonra baktık mı? Havalimanını aldık. Kül Kanyonu'nda maden meydanında ayının inini orada buldum. Kül Kanyonu'nda buldum. Bozkurt Dağı'nda. Hadi tam, o zaman bir tane bunker tarifi kaldı. Bir tane de Kül Kanyonu kaldı. Tamam. Kül Kanyonu ve bunker eksik. Bunkerlar bu arada hepsinde çıkabiliyor. Spesifik bir bunker değil yani. Tatlı Vadide de çıkabilir. Bakacağız.
zaten. Şimdi yolculuğumuz sırasında Kül Kanyonu'nda sığınak var. Bozkurt Dağı'nda sığınak var. Tatlıvadi'de sığınak var. Black Rock'ta da sığınak var. Hepsinde sığınak var. Bunların hepsinde çıkabilir yani. O yüzden bunları gezeceğiz. Chat'e görüşürüz. Kendine iyi bak. 2 saat uyuyalım. Canımız artsın. Geçiş bölgesine bakacağım. Muş kabuğu için. İyi ya, bayağı yemek tariflerini hallettik gibi bir şey yani. Sadece bir ara geri döneceğiz. İşlerimiz bittikten sonra geri döneceğiz. Abi. Nice. Etleri attım buraya. Suyu içelim. Çoğu mütecavüz tarifi değil. Evet. Amaç zaten şey yani. Kendimize amaç üretmek. Hedef 500 olduğu için. Sakinliğe dönmek istemiyordum ama döneceğiz illa bir ara. Şimdi biraz huş kabuğu toplayalım. Yolluk. Bir. Bu sefer az mı çıkmış? Yok, çıkmış. İki. Üç. 5 6 Buradan pek çıktı zaten de. Dönelim geri. Mağara tarafından geçip giderim. Mustafa Kemal hoş geldin. Selamlar. Geçen ay MGS 1'e bakıyordum. Eskiden daha zormuş. Sezon 1'e mi? Eskiden daha mı zordu? Tabii daha az mekanik vardı. Daha az eşya vardı. Yani o yüzden daha zor olması daha makul. Bir de ben o kadar tecrübeli değildim. Vesaire. Modlardan biri bana ulaşabilir mi? Hayırdır hocam? Bir sıkıntı mı oldu? Okey, iki tane daha bulduk. 4 çay eder bu. Galiba daha fazla bulamayacağız. Önemli değil, 4 tane çay gayet yeterli. Dediğim gibi tatlı vadide huş ormanı olduğu için biraz tehlikeli de olsa bolca huş kabuğu toplayabildiğimiz bir lokasyon var, o yüzden çözümsüz değiliz orada. Zaten şu an üzerimizde 4 tane hazır var, bir tane hazır var, 4 tane işlenmiş var. 8-9 çay eder. Canımızın derin güzel. Hava daha da kötüleşmeden, gerçi daha yeni fırtına bitti ama belli olmaz. Hava daha da kötüleşmeden biz çizimlerimizi yapalım. Şeyi merak ediyorum, çizimlerde bu geçiş noktasında kafesin yeri çizeceğiz şimdi.
Tamam işte. Giriş çıkış çizeceğiz sadece. Gerisini çizmeye gerek yok. Ama birkaç mağaraya falan bakacağım. Bir mağaranın üstündeki tepeye falan bakacağım. Oraya bakmamıştım. En azından doğal kaynaklar çıkıyor. Onları alırız. Anaxis'ten sen bağış attın ya, hani anlat, yani linki tekrardan neye istedin ki? Bağış attın zaten, geldi yani 5 liralık. Belki 5 liralık olduğu için implant çıkmamış olabilir, bilmiyorum. Tekrardan elden geçirmem lazım, bütün mekanikleri biraz sıkıntılı. Kaç yıldır demiştim? Çok yıldır, bayağı çok, yaşlandık. Çizim kömürüm var. Şuradan geçelim. Sesli attım ama gelmedi. Allah Allah. Sesli bir alertim yok benim bu arada ya. Alertlerim sesli değil yani. Yani sesli bir alertim yok şu an benim. Belki ondan olabilir. 5 liralık da ekranda gözüküyor mu? Gözükmüyor olabilir ya. Kusura bakma bu arada. 5 liralık nedense gözükmüyor şu an. Dediğim gibi tekrardan daha şeyden sonra güncellemedim arkadaşlar. Daha henüz bütün arayüzlerimi güncelleyemedim. Başka işlerle uğraşırım sürekli. İnşallah yarın hepsini ayarlayabilirim. Umarım. Eski düzenimize kavuşuruz. Peki burayı çizdik. Tavşan kurtularını gömeceğim. Oppenheimer'ı izleyen var mı? Ben gitmeyi düşünüyorum da sonra üşendim ya. Oppenheimer 3 saatlik bir dizi. O ben yani uykumdan fedakar edip ya da yayından feragat edip gidip 3 saat film izleyeceğim, bir de orada yemek yiyeceğim. Ben masraf hem... Ya Oppenheimer'ı izlemek istiyorum ama yani evden denk gelirse izlerim yani. O kadar da hype'lı değilim Oppenheimer'a. Barbie yazıdan hiç hype'lı değilim. Elbet bir gün otobüste denk gelir yani falan. Yerindeki kurt çok can sıkıcı ya. Kurtun yanına dolaşmayacaksın işte böyle benim gibi. Götüm dağları delerek geçersen sıkıntı olmuyor. Buradaki mağaraya bakmıştım dediğim gibi. Mağaranın önündeki tepeye bakmamıştım. Ya sıkıntı olsa bile bir tane kurt olduğu için ya da izide iki tane çıkıyor galiba. O kadar dert değil. Yani sayısal olarak yüksek rakam değiller yani, o yüzden çok dert değil. Ya kadro birazcık Şampiyonlar Ligi Oppenheimer'da ve oyuncular da çok başarılıymış. Hatta şey mesela Robert Downey Jr.'ın yani en iyi oynadığı rol falan deniyor falan. O yüzden yani sırf o yüzden bile izlemek istiyorum da. Okey, burada ne varmış? Burada geyik eti var. Geyik etinden yahni yapılır.
Yapmalı mıyız? İşte orası. Günün sorusu. Beş dakika alabiliyormuşum, alırım ben ya. Boştu bizim izin. Ya bizim sonradan gurmede yine abartılı ölmüşler. 100 yılın filmi diyenler var. 100 yılın filmi falan olmadığını ben de belli zaten de. Ya iyi bir film olduğunu düşünüyorum muhtemelen. Yani ön fikrim iyi bir film olduğunu düşünüyorum da öyle ağamşağam bir film olduğunu düşünmüyorum. Babil'e niye kıyaslanıyor? Çünkü çıkış tarihleri aynı. Yani o yüzden. İkisi de birbirinden şey yaptı yani. İkisi de reklam olarak birbirini bustu gibi bir şey oldu yani aslında. Ya değildir muhtemelen yani inanılmaz derecede çok salakça bir film yaptıklarını düşünmüyorum Barbie'nin de yani çok yani. Ya tabii kulağa çok salak saçma geliyor ama vardır bir şeyler ki insanlar çok da görmüyor. Yani o yüzden ama yani Barbie filmi olduğu için yani bir ön yargılı yaklaşmak insanlar tarafından doğru bir şey mi? Yani doğru olmasa da olağan bir şey. Normal bir şey. Yani izlemeden de çok yorum yapmam benim de sağlıklı değil zaten. O yüzden çok da bilmiyorum yani. Ama yani şu an için ikisi de beni cezbetmiyor yani. Beni sinemaya, bu sıcaklık sinemaya götürmeye yetecek kadar cezbetmiyor açıkçası. Zamanımı ve paramı veremeyeceğim. Kusura bakmayın. Herhangi bir platforma gelirse ya da çok 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 canım sıkıldı bugün. Korsan izlerim belki. Baba görüşürüz. İyi geceler. Disney Netflix hükümlerle çok sunardı. Sinema efsanesi geri döndü. Ya dönem dönem gelir ya. Disney'in ve Netflix'in böyle ya, yani streaming platformların şey kıvılcımları dönem dönem parlayacaktır. Yani elindeki hype malzemelerine bağlı yani. Witcher çok daha güçlü devam etseydi Netflix yine gücünü korurdu. Yani ya da ne bileyim başka IP'leri daha da güçlü olsaydı. Yani mesela yani Netflix belki bu sene, belki önümüzdeki sene yine bir tane daha neydi o Squid Game gibi bir şey çıkarır. Yani dünyaca popülerlik bakımından, kalite bakımından söylemiyorum. Popülerlik bakımından yüksek bir şey çıkarır, tekrardan Netflix'in şeyi artar. Yani Disney Plus çıkarır, artar. Başka biri çıkarır, artar yani. Onlarınki biraz daha dönemsel olacaktır hep. Asortiye vermem lazım.
Disney hepsini iptal etti ya. Var o net. Disney hepsini iptal etti Türkiye'de. Tuhaf bir şeyler oluyor. Disney'de bir şey hani geri çekiliyorlar şu an Disney. He, ondan mı? İyi bari. Ben yanlışlıkla havuç yedim. Hayır. Allah belasını. Neyse havuçum çoktu. Verecekler mi yaptık biz? Yahnimiz de benim de tuzum olsun de ayrı. Teşekkür ederim Vespin için. Dediğim gibi 5 yıl olduğu için çıkmıyor muhtemelen ekranda. O yüzden kusura bakma. Onu ben fixleyeceğim. Bağış şartlarına komple girişmem lazım. Daha bitsleri de bitirmedim. Çok çok teşekkür ederim. Toplamda 10 lira oldu. Anax desteğin için eyvallah, sağ olasın. Bütçeye. Desteğin için teşekkürler. Bütçe lazım arkadaşlar. Daha Baldur's Gate alacağım. 800 lira ya. Onu hazırladım. Kenara onun parasını koydum da. Yani 800 lira yani. Netflix'in en büyük hata sezonlar arası çok uzun zaman oluyor. Bir sezonu izliyorsun sonra unutuyorsun. Yeni sezonu çıkana kadar tekrar izlemeye üşeniyorsun. O hep gidiyor. Ya biraz öyle bir etkisi de var. Biraz onun bence şey etkisi de var. Netflix her şeyi bam diye atıyor ya suratına. Bir sezonu komple atıyor falan. Bir günde izliyorsun, iki günde izliyorsun. Ondan sonra... falan oluyor yani. Böyle kaliteli dizileri böyle haftalık olarak beklemek güzel oluyordu ya. Hani böyle Game of Thrones falan filan. Hani kaliteden kastettiğim son sezonu değil ama ya son sezonda yine hayıflansak da her hafta bekledik yani. Beklemek bir yandan da güzel oluyor böyle. Sindire sindire tüketiyorsun, iyi oluyor yani. Yani bir bölümünü izliyorsun, sonra ne bileyim internet yorumları okuyorsun. İşte ne bileyim sevdiğin kişilerin düşüncelerini izliyorsun, incelemelerini izliyorsun falan filan, hani sindire sindire içeriği tüketmiş oluyorsun. O konuda bence daha, o taktiği daha çok seviyorum. Egzem var. Acun Arap'ın maçlarını aldığıma pişmanım dedi. Erken çöktü o da. Ya tabi canım da niye yani. Avrupa maçlarından çok öyle getirisi yüksek olmaz yani. Hani verdiğim paranın karşılığını alamaz öyle de. Acun ona çok bir şeye bakmaz yani. Ne çok eksi olarak bakmaz yani. Eksinin varlığı uzun vadede para getirir illa. Ondan Acun kar elde eder yani. Voice of Justice hocam hoş geldin. Üzerimiz dead olduğu için salmıyor bizi tabii. Diyor what? Çok da önemli değil zaten. Sarıp salmaması. Şuraya eti atıyorum. Atmıyorum. Rodun da varmış. Atık iş yapmak kolay değil. Her türlü linçlenirsin. Hiçbir iş. Her türlü linçlenecek canım. İyi olsa da linçlenecek. Kötü olsa da linçlenecek. O garanti yani. Linç garanti yani. Başka işimize yarayabilecek bir şey yok değil mi? Evet. Şimdi bir saat zaman geçelim burada. Kurt uzaklaşsın diye.
Geçen WhatsApp'tan listeden biri görüntülü aradı. Başkalarında oluyor mu öyle çalındığı için. Ya cevap vermeyin, saçma sapan numaralardan yok efendim, şöyle iş var gelin falan filan tarzında böyle salak saçma şey olun, direkt engelleyin yani WhatsApp'tan, telefonunuzdan. İlgileriniz çalacak arkadaşlar, bunlar Allah'ın emri yani. Çalınmayan iş bilginiz yok zaten, o yüzden önleminizi alın. Bütün hesaplarınızı böyle 8 kademeli koruma yapın falan filan. İnternet yapacak bir şey yok. Ben eti buraya atmadım ya. Allah'ım ya, atmamışım. Yücük Efendi dizisi yapanımızdan korkuyorum. Ben koskoca evinde zenci et yaptılar. Ya o meselelere çok da girmeye gerek yok. Yani ben de şey taraftarı değilim yani bir şeyin... Hani bir evren, yani yazar bir evren yaratmış. Bu evrenin kurallarına uymayı ben de mantıken uygun buluyorum. Ama artık günümüzde de yani gerizekalılıklar diz boyu olduğu için yapacak bir şey yok. Ben geyik eti yani yapamıyor muyum? Un kalmamış. Okey, bu biraz üzdü. Ama çok da dert değil. Geyik etinden daha verimli bir şey yapabilir miyim peki, normal düz pişirmekten ziyade? Yapamıyorum. Onda da muhtemelen un yetmiyor. Evet. O zaman geyik etinden ben et yapıyorum. Ben boşa getirmişim bunu. Yok şu anda ya bugünkü yayında 71 ve 72 falan oynamış olduk yani. Çok geriden gelmiyor. Ben zaten gün yayın bittikten sonra ertesi gün arşive eklemeye çalışıyorum zaten. Bir ya da iki gün içerisinde hepsi arşive eklenmiş oluyor. Yani o konuda özellikle abone olanlar YouTube'dan. Ne bağırıyorsun lan? Neredesin oğlum? Oha. Kötü olan. Aha geliyor lan. Çok da zorlamayalım. Canımız az. Thank you. Hoş geldin. Selamlar. Ya bu arada şey dert değildi yani, hani popüler kültürden dolayı illa bu tip elementlerin bozuluyor olmasından ziyade, en azından benim beklentim hani artık şey değil yani, bu karakter neden rengi değişik falandan ziyade yani abi bari iyi yani, tek derdimiz o olsun yani, iyi yazmıyorlar ki yani. Ben Yüzüklerin Efendisi'ni izlerken çok cringe oldum, çok sıkıldım yani. Hatta hani Zenci F diyorsunuz, en iyi aktörlüğü yapan da Zenci F bu arada. Zenci F sahnelerinden bir sıkılmadım sadece ben falan yani. O nasıl olacak yani hani. Ben şeyi unuttum mu bu arada? Geçiş bölgesini mağarayı çizmedim değil mi? Ney? Nasıl ya? Aa bu da çizimlenmiş. Ben bunu... Allah Allah, bu da çizilmiş sayılmadı. Geçiş bölgesine tekrardan gireceğim çünkü zaten Tatlı Vadideki o kısımları daha çizmedim. O yüzden yani çok bir şey kaybetmedik. Ama biraz zaman kaybedeceğiz, evet. Neyse. Yapacak bir şey yok. Yani benim derdim yazarlık, yani oyunculuk falan, yazarlık yani.
Gün kaç? 120'ye geldik ya. 197. Allah'tan Gandalf ile Sauron aşk yaşamıyor. Vallahi Amazon duymasın. İkinci, üçüncü sezonu koyarlar vallahi. Voice of Justice az önce söyledim yani. Bugünkü yayında oynadığımız Long Dark 71-72. Bölüm diyebiliriz yani. Canlı yayın yaptıktan birkaç gün içerisinde, yani ertesi günü veya en geç 2 gün sonra YouTube arşivi ve bütün videolar, canlı yayın videoları arşivleniyor yani. Aboneler özel geliyor. Tabii canım, sıkıntı yok. Arşivleniyor her türlü. Evet, burada hiç çizim yapmamışız zaten. Kapkaranlık bir haritamız var. Biz tatlı vardı, hiç polaroid bulduk mu ya? Bir yayıncıda ses bombası gördüm. Evet var, el bombası gibi ses bombası diyebileceğimiz bir şey var. Craftlayabiliyoruz. İlk olarak keşfetmen gerekiyor. Şeyden keşfediyorsun. Blackrock hapishanesinin mağarasından, o yani Blackrock haritasındaki mağaradan. Yani bir tane bulduğun zaman tarifi açılıyor. Barut da yapabiliyorsun. Barut ve konserveyle yapabiliyorsun. Barutu da şeyden yapıyorsun. Şu ot kurutucuyla falan yapıyorsun. Evet efendim. Unumuz, yağımız, ıvır zıvırlarımız mevcut. Burada mahvolmuş geyik kurtularında mevcut hatta. Güzel. Havuç ve patateslerimiz de var bolca. Bunlardan istediğimiz gibi yemek yapabiliriz artık. Yemeklik yağı at. Az olan unumuz yanımızda dursun. Belki bunu kullanır. İkisini kullanınca falan filan. Şu tuzu at. Şuraya koy. Şunu da at. Mesela bununla bunu birleştirebiliriz muhtemelen. İşte 0.8 bunda var, 0.10 bunda var falan. Artık dolapların güvenli olması lazım bu arada. Artık bunları dolaba falan koyabilirim. Hiçlendi ya. Gerçi yine şey yapmakta fayda var ya, temkinli olmakta fayda var gerçi. Yerde de yerin altına girer falan filan. Her türlü problem de. Karga tüyleri var burada. Ok sapları buradaymış. Ok başları. Karga tüyleri. 51 tane karga tüyü. Hadi bak. Bunları bir güzel yerleştirelim.
Bir tencere. Tencere tavan var zaten. Gerçi bunu atalım, bunu alalım. Yüksek kondisyonlu alayım. Çizim kömürleri taşıyacağız yanımızda. Bu yedek. Ya sıkıntı yok, geçtik canım. Fikselliklerini söylediler zaten. Benim suyum yokmuş bu arada. Ha, şu suyu koyayım istiyorsanız. Ama bekliyoruz bakalım nasıl olacak. Tücavuza tabanca olan yayıncılar gördüm. Sana çıktı oldu mu? Bana mermi çıktı ya. Tabanca falan çıkmadı. Bana bir zamanda bir tücavuzda bir kaliteli bıçak çıkmıştı. Evet, gitmiyor artık. Blackrock şartı yok, random'da çıkabiliyor spesifik bir yerden. Mütecavızda hayır ya. Mütecavızda random bomba çıkmıyor. İzine çıkabilir belki de. Mütecavızda çıkmıyor. Okucu nadir çıkıyor, evet. Tamam, öyle bir şey saymıyorum ya, okucu sonuçta. Evet efendim. Şimdi bir sonraki hedefimiz arkadaşlar, bir kere bir yemek sıkıntısını çözmemiz gerekiyor. Bayağı yemeğimiz olsa da biraz yemek yapmak istiyorum. Bir de et bulmamız lazım. Yani biraz dışarıdan avlanmamız lazım. Kurt eti, murt eti bir şeyler ayarlayalım. Biraz tavşan mavşan ayarlayalım, yahni yapalım falan. Buraya sağlam bir düzenek kuralım. Daha sonrasında çizimlere, keşiflere başlarız. Hatta ben ilk çizimimi de yapayım. Şurada eğilerek güzelce çift ekibini çizelim. Polaroid lokasyonu bulamamışız. Çünkü burada herhangi bir Polaroid gözükürdü falan. Ne yazık ki Polaroid bulamamışız. Polaroid bulsak iyiydi. Çünkü buranın Polaroid'leri bayağı sağlam çiziyor. Bayağı tatlı vadenin büyük kısmını açıyor, o yüzden iyi olur. Güzel olur. Hoş olur. Ay, kapalı lan, korku hastalığı. Bir anda geldi ve anında %20 oldu bu arada. Mükemmel. Şu kapalı lan korkusu iyice bozuldu. Kafayı yedi ya. Vallahi kafayı yedi. Bu arada sevgili YouTube, çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Yeni bir bölümü eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Muhtemelen 2 ya da 3 bölüm şeklinde ben bunu kesmiş olurum. Durum, hal, vaziyet budur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.